bunun da önemli olduğunu biliyoruz. Bu memlekette devrimci siyasetin inandırıcı olmaktan giderek daha fazla çıkarılmaya çalışıldığı bir ülke gerçeğinde bizler yoksulların siyasetini bu ülkenin siyasetinin merkezine taşımak için mücadele ediyoruz. Yeniden yoksul mahallelerde, işçilerle birlikte, kadınlarla birlikte, gençlerle birlikte bu ülkenin siyasetini bizler değiştireceğiz diyoruz. Peki nasıl değişecek bu? Peki nasıl olacak bütün bunlar? Halkın meclislerini kuracağız tek tek. Kapı kapı dolaşacağız ve halkın siyasetin öznesi olduğu bir gerçeklikle, yeniden kendi gerçekliğimizle buluşarak bu ülkeyi yeniden kurma iddiasıyla yola çıkacağız. Bizim iddiamız şudur. Bu memlekette sistem değişmediği sürece iktidar değişikliğiyle hiçbir şey değişmeyecek. O zaman biz ne yapacağız? Bugün enerji krizini hep birlikte yaşıyoruz en derin şekilde. Başka bir sorunumuz da bu. Tek çözüm enerji şirketlerinin, enerji üretimi ve dağıtımının bir an önce kamulaştırılmasıdır. Bunun için mücadele edeceğiz ve kamulaştıracağız enerji üretimi ve dağıtımını. Bugün hiç kimse eğitime eşit olanaklarla erişemiyor, eşit yurttaşlık hakkımızı hayata geçiremiyoruz. O zaman bir an önce eğitimin kamulaştırılması için mücadele edeceğiz. Pandemi gibi büyük bir salgın krizinde dahi bizi ölümle sınayan, ölüme mahkum eden bu sistemin karşısında özel sağlık politikalarının ve neoliberal politikaların karşısında sağlık hakkımız için, sağlık hakkımızın yeniden kazanılması için ve kamulaştırılması için mücadele edeceğiz. Bugün bir yanıyla yoksullukla, bir yanıyla dilencileştirilme siyasetiyle bizi tarikat ve cemaat yurtlarına iten, gençleri bunlara mahkum bırakan iktidarın karşısında laikliği bayrağını yeniden yükselterek karşılarına çıkacağız. Ve elbette tüm cemaat ve tarikat yurtlarını kapatacağız. Yeniden halkın kullanımına tüm üniversitelerin, tüm gençlerin, tüm öğrenciler için yeniden kullanımını açacağız. Bunun başka bir çaresi yoktur. Laiklik bugün tek başına din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla yetmez. Tüm toplumsal hayat bir an önce laikleştirilmelidir. Din tüm üretim ve toplumsal hayattaki ilişkilerden arındırılmalıdır diyoruz. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Yeniden halkla birlikte, halk için mücadele ederek yeni bir ışık yapmaya çalışıyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz, görüyorsunuzdur, geçinemiyoruz diyerek sokak sokak, kent kent, mahalle mahalle yeniden bir yoksul halk siyasetini örgütlemeye çalışıyoruz. Şunu duyuyorsunuzdur, turuncu bir ıslık dolaşıyor şimdi kent merkezlerinde. Bu ıslık eminiz ki zamanla büyük